Herkese merhabalar. Konuğum bu sefer çok uzaklardan, daha Amerika'nın da daha diğer ucundan, Los Angeles'tan. Sevgili Devrim Işık'la beraberiz. Devrim'le çok enteresan bir tanışma hikayemiz var internet üzerinden. Sonrasında İstanbul'a geldi. Onu ben konuk ettim. Bazı görüşmeler, iş görüşmeleri falan da yaptık beraber. Onunla televizyonculuğu konuşmak istiyorum. Amerika'da İki televizyonculuğu, o Türkiye'den mutlaka izliyordunuz bakan, onu seçiyordunuz, böyle bir kıyas yapacağız, televizyonculuğu konuşacağız. Başka şeyler de var kafamda, onu çok sormak için merak ettiğim şeyler var. Ama diyelim, seni ilk önce tanıyalım istiyorum. Ben sen yıllar önce Türkiye'den gittin Amerika'ya, Los Angeles'a ve oradan hakikaten bana göre çok güzel bir başarı hikayesine imza attın. Orada hani beyaz yakalılar diye tabir var ya, hani herkes böyle elit işlerle çalışamaz, edemez. Kolay değildir. Çalışanlar mutlaka vardır ama çok zor süreçlerden geçerler. Sen hakikaten çok zor bir işi başardın. Hem seni tanıyalım, o hikayeni de daha sonra yine dinleyeceğiz. Ben Türkiye'de otelcilik okudum. İşletme fakültesi minor otel yönetimiydi. Amerika'ya MBA yapmaya geldim. 93 senesinde üniversiteden mezun olduktan sonra Miami'ye gittim. Tesadüfen yolda Sibel Can'la tanıştım. Bunu ben bilmiyordum. Böyle şey yolda yürüyorum. Hatta şey kruz gemisinde. Kruz gemisindeyiz, tatildeyiz. Birisi geldi bana adres sordu. Kasino mu, restoran mı, nerede diye sordu. Baktım böyle şaşırdım çünkü Amerikalılar hiç adres sormaz. Dedim bu kadın dedim ne kadar güzel bir kadın. Yani inanılmaz güzel mavi göz. Yani Sibel Can yakından gördüğünüz zaman çok etkileyici güzellikte olan bir kadın. Ondan sonra dedim ne kadar çok Sibel Can'a benziyor bu kadın. Arkasından bir kişi daha soruyu yanıtladı. Sanki benim şaşırdım hani duraksadığımı görünce o da İngilizce sordu aynı soruyu. Aa dedim bu adam daha Hakan Ural'ına kadar çok benziyor. Harika bir anekdot ya. Boğazımda da mavi boncuğu görünce dedim bunlar yani Türk. Siz dedim Hakan Ural, Sibel Can mısınız? Bunlar çok şaşırdılar. O zaman Amerika'da çok az Türk var. O da New York'ta. Yani Miami'de ben bir tek Türk ben olduğumu sanıyordum. Kaç yılından bahsediyoruz diyelim? 93. Onlar da daha böyle Miami'den yeni ev almışlar. Perran Kutman onlara yol göstermiş. Perran Kutman'ın evi varmış orada. Onlar da böyle tam böyle çok güzel, muhteşem bir apartman dairesi denizin önünde. Penthouse. Ondan sonra neyse tanıştık biz, muhabbet ediyoruz falan. Onlar da gemide şeyle birlikte, Televole ekibiyle birlikteler. Televole ekibiyle ben samimi oldum işte kameramanla, prodüsörle. Çünkü İngilizce şeyleri, sıkıntıları var falan, yardım Kimler ediyorum. vardı? Hatırlayabiliyor musun isimleri? Kameramanı ben tanırım diye söylüyorum. Daha hala arkadaşlarımız devam ediyor. Yani Müslüm Demirci. Ben Müslüm Demirci. Gayet iyi tanıdım. Magazinde çok bilinen bir başarılı bir gazeteci. Kameramanı tanıyor musun? Kameramandı şey neydi çok kurlama bir çocuktu ya sonra Kanada'ya göç etti eşi ve Aa iki şey Tarık Tarık Dal ya Dağ. ya Harika. böyle Bunlara Tarık da selamlar olsun buradan ya. çok severim Tarık'ı da Müslüm'ü de ondan sonra konuşurken dedim ki ya dedim keşke dedim ben de dedim işletme okuyacağıma şey yapsaydım televizyon okusaydım falan. Tarık dedi ki Devrim dedi git dedi televizyon oku dedi. Niye dedim MBA yapıyorsun dedi. Sevmediğin bir şeyi niye yapıyorsun dedi. Git dedi şansımı dene. Bak Yap. Devrim çok enteresan sözü ilk izliyorum. Ben Tarık'la ben Kanal 6'da uzun yıllar çalıştım. Beraber çalıştım. Ben Kanal 6'ya geldim İstanbul onları görmeye. Çok Sen enteresan. Yani bak ben o kadar görüştük hiç muhabbeti geçmedi. Ben ilk defa duyuyorum ve hakikaten bana da tam bir sürpriz oldu. Sen devam et. ondan sonra yapar mıyım yapamaz mıyım falan. Tarık bana çok şey yaptı yani gaz verdi yaparsın Devrim edersin Devrim. Ben ondan sonra şeydeyiz Karayiplerin ortasında bir ada var St. Thomas diye Amerika'ya ait. Gemi orada durdu. Ben 25 centlik makineler var ya oradan Los Angeles'taki bir okulu aradım. Gelin dedi hani hiç sınava gerek yok zaten MBA için TOEFL'dan geçmişseniz bize de gerek yok falan. Öyle konuştum. Ben gaza geldim. Los Angeles'a öyle geldim. Ondan sonra televizyon okudum.
gazetecilik, TV jurnalizm. Sonra benim amacım Türkiye'ye gidip işe girmekti. Kanal 6'ya geldim. Tarık'la Müslüm orada çalışıyorlardı hala. Ondan sonra orada bir bayan vardı. Bayan dedi ki, o da onlarla beraber çalışıyor. Dedi ki yani torpil olmadan önemli değil Amerika'da derecenizin olması. Yani torpilinizin olması. Burası Türkiye'dir yani. Burada referans veyahut da tırnak içinde torpil lazım diye. Direkt söylediler. Yani önemli değil dediler. Üniversiteden televizyon okumanız falan. Annem de dedi ki devrim dedi git dedi Amerika'ya geri dön. Rezümeni oradan gönder kanallara. Hani daha şey olur. Çünkü torpil yok. Hiç tanıdığımız yok. Hiç tanıdığımız yok. Sonra neyse ben geldim şeye. Amerika'ya geri döndüm. O zaman internetten falan gönderemiyorsun öyle rezümeni falan. Yani faks çekmen lazım ya da böyle Çok kolay da o zaman için öyle değil yani artık. print edeceksin, kağıt göndereceksin falan yani. Neyse ben geldim Amerika'ya. Dedim gelmişken bari buradan da işlere başvurayım. Kaybedeceğim. Pat diye ikinci haftasına işe girdim. Ondan sonra bir yıl çalışma izni veriyorlardı o zaman Amerika'dan derecesi üniversite mezunu olanlara OPT. Dedim bir yıl çalışırım. Ben bir yıl çalışırken bir tane buradan bir Türk avukat bir bayanla bayan avukat yardımcısıyla tanıştım. O dedi ki H1B diye bir vize var. Oradan başvur. 3 yıl daha kalırsın. Şimdi öyle bir şey ki ben kalmak istemiyorum ama 3 yıl daha Amerika'da kalma şansım varsa niye yapmayayım? Çalışıp tecrübe kazanayım. Ona başvurdum. Ondan sonra eski eşimle tanıştım. Dedim ki nasıl olsa dedim bu da kısa bir süre sonra biter. Çünkü benim ilişkilerim hiç uzun sürmüyordu. Benim bu arada hani orada Velman yazıyor. Hani eski işimde dedim istersen onu bir açıklık getirin de insanlar hani Ondan sonra evlendim. Evlendikten sonra eski eşim birazcık maço bir Amerikalı. Benim soyadımı alacaksın dedi. Ben de bu sefer Amerikalı'da şeye IMDb'deki tüm kredilerimin altında Devrim Wellman diye yazıyor. Yani benim şeyim profesyonel ismim Devrim Wellman. anladım. Öyle bir projeden bir projeye ondan sonra şansıma 2000 yıllarında şey vardı. Bu realiteler başladı. Realiteler başlayınca böyle haber şeyi haber olan, geçmişi haber olanlar. Çünkü ben ABC haberlerde çalıştım, CCTV'de çalıştım, lokal haberlerde çalıştım falan. Background'da haber olan insanların realiteye geçmeleri çok kolay olur. Çünkü yazdığın için, kurguyu yaparken hikayeyi sen yaptığın için bizim için daha kolay oldu. Senaryolu projelerdeki insanlar yapamadılar. Aslında kısmen girdim diyelim soracağım soruya. Hani orada ne tür işlerde çalıştım biliyorum ben anlatmıştım bana da. Şöyle bak İçinde anlatayım. bulunduğum projelerden biraz bahsedersen. Bu arada Olur. sana çok sorum var. Biraz hız tempoyu arttıralım. Sorularım çok. İnsanımdır. Neyse ilk işte üniversitede okurken şöyle haber dairesine hemen girdim ben. Stajyer olarak ABC haberlere girdim. Ve diyorlardı ki işte ancak master öğrencilerine şey yapıyoruz, izin veriyoruz. Çünkü çok herkes Los Angeles haberlerde çalışmak istiyor. Hani CNN'miş, ABC'miş, NBC'miş. Ben ki ben Türkiye'ye gidiyorum. Benim imkanı yok master yapmamın. Beni lütfen alın hayatım diye dırırırdı, yalvar yakar. Aldılar beni. Oradan işe girdim. Koordinatör oldum. Koordinatör derken burada Türkiye'deki koordinatörler executive producer oluyor. Ben koordine ediyorum yani böyle. Spiker'in tüm haberleri önünde, yazarın tüm haberleri önünde, direktörün falan onları hallediyorum. Her neyse orada çalıştım. Bayağı güzel de çalıştım. Fakat benim yapmak istediğim şey jurnalizmde haber yapmak. Habercilik, gazete seçimi. Orada çalıştığım bayanlardan bir tanesinin executive producer'dı bir haber programında. Beni oraya aldı editörlerinden bir tanesi olarak. Ben orada işi öğrendim ondan. Uzun metrajlı yani belgesel türünde ama 10 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık parçalar yapmayı kendi kendime yazıp, çekimini yapıp, montajını yapmayı orada öğrendim. Oradan sonra da bir gün tesadüfen bir yemeğe gittim ben. Eski eşimle beraber. Hiç gitmek istemiyordum o yemeğe. Yanımda bir bey oturdu. Benimle konuşmaya başladı işte. Nerelisin falan. Dedim Türkiye'liyim, İstanbul'luyum.
Adam demez mi bana ben de Türk'üm diye? Meğer adamın dedesi İstanbul göçmeni bir Musevi. İstanbul Musevisi. Kendisini şey olarak tanıtıyor. Yani ben de Türk'üm diyor. Hani sorulduğu zaman kökeni ben Türkiye'yim diye söylüyor. Dedi benim de dedi nişanlım dedi şey post producer dedi yeni bir proje başlatacak. Sen de dedi rezümeni gönder yardım edeyim sana dedi. Gönderdim. Kadın beni işe almadı. Beğenip almadı. Fakat bir gün bunların başı sıkıştı ve bana şans denediler. Ve ondan sonra da beni işe aldılar. Oradan başkasıyla tanıştım. Oradan başkasıyla tanıştım. En sonunda 2019'da da Emmy aldım. O Emi'den biraz bahseder misin? Biraz daha detay verebilir misin? Tabii. Şimdi benim background'ım haber olduğu için ben şeyleri faturaları ödemek için yarışma programlarında da çalışıyorum, montaj yapıyorum. Siyasi konularda ya da sağlık konularında, politik konularda ya da diğer konularda olan belgesellerde de çalışıyorum. Örneğin şu anda Seth Rogen diye çok ünlü bir Amerikalı şey var, oyuncu yönetmen var. Mutlaka tanıyorsundur, komedyen Seth Rogen. Onun örneğin belgesel yapmamı istedi. Onda çalışıyorum hani. O belgeseli yapıyorum. Independent, bağımsız olarak oturup başından sonuna kadar yazıp montajını da yapıyorum. Şimdi öyle bir şey de projelerden bir tanesinde bir arkadaşım dedi ki Devrim dedi Tour de France bisiklet turunda dedi bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Hep yapılan projelerde şey hani yarışmacılarla ilgili, turun kendisiyle ilgili. Biz şeyi anlatmak istiyoruz. Hani o yarışmadaki yarışmacıların nasıl hazırlandıklarını ama fiziksel olarak nasıl hazırlandıkları değil. Mental. O 10 gün boyunca yok, 9-10 gün boyunca onlara destek olan bir ekip var. Yiyecekleri konusunda anlatacağım. Şimdi o gördüğün sporcular şahadan inanamazsın. Bacakları şu kadar şu kadar incecik, cılız cılız tipler değil mi? Günde 8.000 kalori yemek yiyorlar. Bu adamlar 8 saat boyunca bisikletteler. Düşünebiliyor musun? Sabah kahvaltısında ne yiyorlar, akşam yemeğinde ne yiyorlar? Yani o 8.000 kalorilik yemeği tamam mı? Kendi özel şefleri ve kendi özel mutfakları var. Onları takip ettik biz. Biz şefi takip ettik. Çok ilginç bir projeydi. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Hiç yani aklına gelmeyecek şeyler. Yemeği öyle bir ayarlamaları gerekiyor ki hazmetme süresini hesaplıyorlar. Ki 8 saat boyunca bisiklet üstündeyken tuvalete gitmesinler. Yani çok ilginçti. Ondan sonra fakat bak çok ilginç başka bir şey daha var. Ben 2015'te sanırım bir Travel Channels'ın yaptığı başka bir belgesel serisinde çalıştım. İşte 5-6 tane editördük. Her şey editörün ülkeleri vardı. Ülkeleri seyrettikleri televizyon programlarıyla tanıttık. Yaptıkları televizyon programlarıyla tanıttık. Ben çok ısrar ettim kesinlikle Türkiye olmalı diye. Ki ben de o projeyi yaparken, Türkiye yaparken ben de Türkiye hakkında çok ilginç şeyler öğrenmedim de değişik bir mente onlara yabancıları anlatırken, Amerikalıları anlatırken sen de şey yapıyorsun. Çok ilginç. Örneğin bak ilginç olaylardan bir tanesini söyleyeyim. Benim executive producer'ım çok Türkiye'yi seven birisiydi. Üniversite Karşımda ne oluyor? Çok duyuyorum. Eski prodüksiyon. Executive producer kim oluyor biliyor musun? Executive producer'a biz showrunner diyoruz. Yani projenin başındaki kişi. Yapım şirketi executive producer'a işe alıyor. Veriyor. Bütün kadroyu, madroyu, ekibi, koordinasyonu sağlıyor. Editörden de, kameramandan da, ışıkçıdan da, her şeyden. Tüm görüntü ve ortaya çıkacak olan projeden o sorumlu. Yönetmiyor ama yönetmeni işe alıyor. Yönetmeni yaptığına bakıp beğeniyor ya da beğenmiyor, not veriyor. Türkiye'de kanala kaseti teslim ediyorsun ya, Amerika'da öyle bir şey değil. O kasete executive producer bakıyor, not veriyor. Ondan sonra yapım şirketinin başındaki kişiler, ana grup bakıyor, not veriyor. Onlar değiştiriliyor. Ondan sonra kanala gidiyor ve kanaldan 3 not kademesi daha var. Ondan sonra yayına giriyor proje.
O projede çalışırken Türkiye'yi yaptım ben, tamam. Türkiye episodunu yaptım ve Travel Channel ilk defa Türkiye episoduyla Emmy'ye aday gösterildi. En iyi proje olarak. Türkiye o kadar güzel. Ama ne oldu biliyor musun? Çok ilginç bir şey. Yani ki aramızda anlatıyorum. Örneğin benim executive producer'ım. Ben şimdi her ülkenin senaryosunu ben yazıyorum. Tamam mı? Hindistan'ı yazdım güzel. İsrail'i yazdım güzel. Hollanda'yı yazdım güzel. Türkiye'yi yazdım. Baktım benim senaryo değişmiş. Allah Allah. Bir baktım okudum, beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Hemen Carol'ın odasına gittim, dedim ki bu ne dedim. Neden kaynaklar döküldü? Yani Ne yapıyor biliyor musun? Şimdi biz aramızda konuşurken hani Osmanlı'yı anlatırken falan bir şey var. Ondan sonra ben dedim ki ya dedim Osmanlı dedim şey çok şey olan bir yapı. Hiç yani böyle çok strict bir yapı, tamam mı? Yani padişahın en büyük oğlu tahta geçiyor ve diğer erkeklerin hepsi öldürülüyor. Hiçbir şey yok. Hani olmaz, istisnasız, böyle çok direkt olan bir yer. Ve dedim şey, gayrimüslimler de ilk erkek çocuklarını askere vermek zorundalar. Ve o çocuk bir daha ailesini hiçbir zaman görmüyor, yok bilmem ne. Böyle çok ilginç bir şey aslında. Tüm ordu, düşünebiliyor musun? Hristiyan çocukları. Ve de Yahudi. değiştirmelerden bahsediyorsun. Aramızda geçen bir konu. Öyle. Aa, bir geldi bana senaryo. Onu anlatıyor. Osmanlı'nın yaptıkları bunlar. Dedim ki bu ne dedim. Ama dedi yalan değil ki falan. Dedim yalan değil de ne gereği var? Biz İsrail'i anlatırken Filistinlileri nasıl işkence ettiklerini anlattık mı? Ülkelerini ellerinden aldıklarını anlattık mı? Anlatmadık. Biz Almanya'yı anlatırken Nazilerin neler yaptığını anlattık mı? Anlatmadık. Japonya'yı yaparken Korelilere nasıl işkence ettiklerini ana. Niye dedim Türkiye'ye gelince böyle bir şey söylüyoruz? Ben dedim asla böyle bir şeye izin vermeyeceğim dedim. Ve odadan çıktım. Bir şayan bir hocam. Ve de dedim yani düşünebiliyor musun? Yani tek yapacağı şey şuydu. Tamam devrim Türkiye'yi yapmayacak. Türkiye'yi James yapacak. O kadar yani. Ama olayı biliyordu ki şey yapardım yani kanalın tepesine kadar götürürdüm. Zaten şey de yapmadı, devam etmedi. Ondan sonra benim birkaç tane editör arkadaşlarım da dediler ki niye dediler Türkiye hakkında olumsuz konuşuyoruz yani ne what's good gonna hani ne, hiçbir Ne gerek faydası nefret yani olmadı ve Türkiye ondan sonra da zaten bu arada ben şeye de teşekkür etmek istiyorum. tabii ki. Bakanlığındaki personele. Neden peki dedi, onu da açalım. Anlatayım. B-roll'larını istedim ben. Çok güzel B-roll'ları var Turizm Bakanlığı'nın. Hemen New York'taki ofisteki kişiyi öğrendim. Onu aradım. Birkaç aya ancak gelir herhalde falan diye tahmin ediyordum. Bu Perşembe günü olan konuşma. Tamam, New York'taki ofise Perşembe günü olan konuşma. Pazartesi ofise geldim. Post producer bana diyor ki Ankara'dan footage'lar geldi. Şey yapıyoruz, sisteme koyuyoruz. Türkiye'deki personel, Ankara'daki personel o şeylerin, o Türkiye tanıtım videolarının tüm raw footage diyoruz biz yani kameradan çıkan tüm o şeyi biriktirmişler, tutmuşlar, nerede olduğu biliniyor. Hemen hard drive'a koymuşlar. Trend diye ilk uçakla bizim şirkete göndermişler. İnanamadım Yani yani. çok iyi, harbiden çok iyi. Biraz böyle şimdi televizyonculuk konuşmak istiyorum seninle. Yani bunun için senin karşında. Bol bol televizyonculuk konuşalım. Şeyi merak ediyorum. Hani her dönem benim modada olduğu gibi hep böyle trendler vardır ya. Televizyonculuğun da eminim trendleri vardır. Hani belli dönemlerde belli formatlar öne çıkıyordur. Şu anda mesela Amerika'da öne çıkan formatlar neler var? İnsanlar hangi tür programları daha çok gösteriyor? Büyük kanallar her zaman aynıdır yani böyle üç aşağı beş yukarı zaten ölüyorlar neredeyse. Hep onları hayatta tutan spor programları. Şeyler çok fazla oluyor. Yani büyük kanallarda genelde polisiye şeyler, belki birazcık thrillerlar. Fakat insanlar genelde ne seyrediyorlar? Artık herkes şeyde online platformlarda ve örneğin Netflix'te ya da diğer yerlerde çok görüyorum belgeseller çok fazla. Peki Yani Netflix demişken diyelim, bazen burada tartışma konuları oluyor. Bazı içeriklerle, galerisindeki bazı dizilerle
belgesellerle ilgili. Mesela Amerika'da da kendi kamuoyunda böyle tartışıldığı durumlar oluyor mu Netflix'te bir içerikten dolayı? Yoksa hani farklı bir hoşgörü ortamı var, insanlar ses çıkarmıyor mu? Tür şeyler her yerde oluyor da Türkiye'de çok daha fazla ve çok daha derinden oluyor. Hani seyretmeyi seyretme ya da bir insan eğer gay bir karakteri... Şimdi şöyle, geçen dün akşam ben de Chris Rock'ın şeyini seyrededim, komedi programını seyrededim. Diyor ki artık diyor yani iki beyaz ya da iki zenci çift göremiyorsun televizyonda diyor. Mutlaka interracial olması gerekiyor. Yani değişik, çünkü herkes böyle şey olmaya çalışıyor ya. Hani böyle işte biz ırkçı değiliz. Bakın biz zenciyle beyaz evlenebilir. Onlar evlenmişler, çok mutlular falan. Gay couple'lar da gösterilmeye başlıyor falan. Tabii bu arada şeyde çok fazla. Televizyon programlarına fazla ya da dizilere, filmlere fazla şey yapmıyorlar. Çünkü sonuçta o bir sanat eseri ya da bir yapım. Seyretmiyorsan seyretmezsin. Ama bir insana sen niye gay karakteri koydun ya da niye iki zenciyle beyaz evlendiriyorsun falan gibi şeyler artık Amerika'da olmuyor. Seyretmiyorsan seyretmiyorsun. Fakat şöyle bir şey var Amerika'da da. Okullarda örneğin anne ve babanın izni olmadan eğer çocukta gay olma şeyi varsa, eğilimi varsa okul çocuğu teşvik edebiliyor. Cinsiyetini değiştirmek istiyorsa cinsiyet değiştirmesi için yardımda bulunabiliyor. Anne baba Enteresan. haber vermeden. İşte bu da çok büyük problemlere sebep oluyor. Yani böyle şeyler ne denir onlara? Tutucular tabii bu konuları kıyamete koparıyorlar. Öyle bir şey var. Anladım. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim Devrim. Yani Netflix özelinde böyle bahsederken yani tabii ki olabilir yani işte sanatçı yaratmak işte karakter üretiyorsun, hikaye yaratıyorsun. Ama Netflix'te sanki böyle bazen böyle bir mühendislik seziyorum. Hani böyle uç ilişkiler, işte gay, lezbiyen ilişkileri, evlilikleri, bazı işte olmadık yere olmadık bir karakter koyup mesela çocuklarla alakalı içeriklerde falan böyle bir insanların böyle hani bazı ön kabullerini, beyinlerindeki bazı böyle bariyerleri kırmak için sanki böyle bir projeymiş gibi ben mi şey yapıyorum? Hani öyle bir tavır da var sanki Netflix'te. Hani, Doğru. Yani şöyle biliyorsun televizyon inanılmaz. Televizyon derken yani görsel evet. video yapımlar çok büyük şey. İnsanlarda çok büyük etki yaratıyor. Örneğin Türk karakterli. Bunu bana bir Türk aktör söylemişti Los Angeles'ta yaşayan. Şey bulamıyor, iş bulamıyor. Çünkü adam gerçekten çok yakışıklı. Bir de Türkiye'de, Amerika'da doğmuş bir Türk aktör. Çok yakışıklı ama yani eğer sen Orta Doğulu Müslüman bir karaktersen ve Türk karakteriysen çirkin olman gerekiyor. Neden? Çok enteresan. Çünkü sevilmeni istemiyorlar. Çok Anladın ilginç ya. mı? Yani İtalyanlar örneğin mafya değil mi? Hepsi çok yakışıklı, çok popüler, böyle pasta yapıyor bir yandan da adamı çık 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 öldürüyor falan. Hepsi güler yüzlü, hepsi güzel. Sen onlardan nefret etmiyorsun ama çirkin bir insan büyük bir kötülük yapıyor, ondan nefret ediyorsun. İnanılmaz bir Türk düşmanlığı var, inanılmaz bir Müslüman düşmanlığı var, Orta Doğu düşmanlığı var. Yani örneğin şey var ya, o aktörün adı neydi? Tom Hanks. Tamam. Örneğin Yunan, Amerikalı Yunan. Yani Tom Hanks'in filmlerine bak, mutlaka ve mutlaka kötü kalpli, kötü huylu bir Türk vardır. Adam Terminal filmini yaptı, tamam mı? Türkiye ile Türklerle alakası olmayan bir şey. Havaalanında o adama çarpıp şey yapan bir Türk karakteri kesinlikle koydu. Ya Pasifik'te bir film yapıyor İkinci Dünya Savaşı'nda geçen. Oraya bile Türk karakteri koydu kötü. Çok enteresan ya. Örneğin Rusya'yı kötüleyip neredeyse Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmak üzere halkı ikna etmeye çalışıyorlar. O beni çok rahatsız ediyor. Bu reality programları var. Bunların modası hiç geçmiyor. Orada da öyle mi? Realitylerde hala rağbet var mı? Realiteler tüm kanalların hayatını kurtarıyor. Realiteleri çok seyrediyor insanlar. Özellikle şu aralar örneğin cinayetler var ya, Evet. gerçek cinayetleri anlatan tüm şeyler, realiteler, belgeseller, bir saatlik bir belgesel, geçmiş olmuş bir cinayeti anlatıyor. Yani herkes çok seyrediyor. Ben de çok Anladım. seyrediyorum. Bu seninle konuşmayı çok istedim bir mevzu bu. Bu programların içeriğine editöryel etki, müdahale.
Bunun bir sınırı olmalı mı? Ben burada görüyorum tabii. Biz de işin içinde olduğumuz için böyle yeniden sanki böyle bir dizi çekiyorlar. Yeniden böyle öyle bir müdahale var ki neredeyse bir replik verecek gibi şeyler oluyor bazen. Hani böyle çok öyle olunca doğal karakterlerde olmuyor. Orada durum böyle mi? Bunun bir şey olmalı mı? Bir hududu, bir sınırı olmalı mı sence bu editoryal hamlenin, müdahalenin? Şöyle, editörler deyince şimdi senaryolu projelerdeki editörlerle senaryosuz projelerdeki editörler iki farklı. Evet. Senaryolu projelerde editör genelde senaryoya bağlı kalmak zorunda. Hani aktörün kötü yönlerini falan kesiyor, değiştiriyor. Belki sahnelerin orderlarını değiştiriyor ama senaryosuzlara gelince şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta editör bitiriyor işi. Ve editör en son şeyi veriyor. Yani tabii executive producer'la aynı fikirde olmak zorunda. Executive producer da kabul ederse editörden gelen şeyi, teklifi. Örneğin pazartesi günü benim bir şeyim var. Toplantım var. Ne yaptığımı göstereceğim. Hikayeyi nasıl kurduğumu göstereceğim. Neleri nasıl anlattığımı göstereceğim. Hani ben dedim ki bunu ben aşk hikayesi olarak anlatmak istiyorum. Bu iki kişinin yaşadığı şeyi kronolojik olarak değil de parçalar halinde diğer kişilerin anlatımıyla göstermek istiyorum. Ve nelere ihtiyacım olduğunu, nasıl röportajlara ihtiyacım olduğunu, nasıl footage'lara ihtiyacım olduğunu söyleyeceğim. Eğer executive producer beğenirse, kabul ederse yönetmenin ya da field'dekilerin bana hiçbir şey söyleme şeyi yok. Çünkü sonuçta ben karar veriyorum. Anladım. Anladım. Ama şöyle bir şey de var. Yani örneğin field o kadar çok büyük hatalar yapıyor ki ya da bazı şeyleri hiç görmüyor ya da o andaki o karmaşanın içerisinde görmüyorsun. Editör onların problemlerini, onların hatalarını şey yapmak zorunda, kabul etmek zorunda. Edemezse de editör işten atılıyor. Anladım. Değil mi? Şöyle bir durum var. Hani dedik ki bir yerde senaryo var. Hani onda bir şey demiyorum. Orada çünkü bir senaryo olduğu için oraya bağlılık esas olmalı. Ama senaryonun olmadığı durumlarda hani orada etik açıdan böyle bir şey yok mu? Tabii adına bunu profesyonellik diyoruz. Ayrı konu da sen akışını değiştiriyorsun olayların. Oradaki yani işte orada şey geçen ilişkilerde bir belirleyici durum oluyorsun editör olarak. Dolayısıyla burada ahlaki bir şey yok mu? Bir kaygı olması gerekmiyor mu? Orası şöyle, gerçekten o doğru. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösteriyoruz. Olmuş Ya olan çok küçük şeyleri büyütüyorsun mesela. ya onu geç. Aralarında ilişki olmayan insanlara ilişkileri varmış gibi gösteriyorsun. Hiç tartışmayan, kavga etmeyen insanları kavga etmiş gibi gösteriyorsun. Yani ben kimseye tavsiye etmem bir reality programında olmalarını. Okey. Tabii insanlar izlerken izleyiciler tarafında baktığı zaman da ekranda oluyorsa bunlar olmuştur diye düşünüyorsun haliyle onlara da hak vermek mümkün değil. Şunu merak ediyorum seninle ilgili. Sen de bir profesyonelsin. Eve geldiği zaman da o profesyonellik ceketinden, işte elbisenden soyutlanıp bir televizyon izleyicisi olabiliyor musun? Bunu başarabiliyor musun? Hani bir televizyon izleyicisi gözüyle bakabiliyor musun? Böyle seviniyorsun, işte mutlu oluyorsun bir program izlerken. Veyahut da hayır, o profesyonellik hep seninle beraber. Bir şeylere bakarken işte ışığına, editoryal işte katkısına, bilmem neyine hep bu gözle mi bakabiliyorsun? Gerçekten Anlatabildim mi derdini bilemiyorum. bazı projeler var örneğin şey bakıyorsun hani ben olsam şurayı şöyle yapardım bu müzik güzel olmamış ya da bu karakterin bu söylediği şey olmamış diye konuşabiliyorsun ama genelde şey eğer hiç düşünmüyorsam onu demek ki o projeyi çok güzel yapmışlar beni içine almış ama tabii mutlaka görüyorsun yani diyorsun ki karakteri çok kötü bunu bu Mesela bir televizyon izleyicisi olarak izlemekten keyif aldığın bir program var mı? şimdi ben gerçekten şey sevmiyorum. Senaryolu proje sevmiyorum. Hiçbir zaman televizyon. En son seyrettiğim proje neydi biliyor musun? Kara Sevda. Bizdeki yerli diziden mi bahsediyorsun? O da şöyle oldu. Ben işte bir kanalla proje konuşmaya gideceğim. Türkiye'de onları ikna edip Türkiye'de dizi çekmelerine ikna etmeye çalışacağım. Tamam hani daha o zaman şeyler gelmemiş.
bu stüdyolar Türkiye'ye gelmemiş. Hı-hı. Ya dedim, ben dedim oturayım bari birkaç tane Türk dizisi seyredeyim de ne söylediğimden haberim olsun. İşte geçiyorum, bazılarına hiç dayanamıyorum yani. Çok yavaş, çok yavaş, çok. Bir de çok şey var Türkiye'deki dizilerde ki onu hani tartışma için, erkek karakterler böyle hani böyle Maço, maço maço. da, yani bu adamda ne problem var diyorsun. Her neyse bir klik yaptım, Kara Sevda. Aa, ben bir şey yaptım ona. Anladım yani niye insanlar Türk dizisi seyrediyor. Bir bu dizi çılgınlığı var ya, bir türlü geçmek değil yani, tren oldu ve modası hiç geçmedi. Ülke Amerika'dan sonra. Evet, yani bu bir tuhaf değil mi? Nasıl değerlendiriyorsun bunu yani? Bu geçmek bilmiyor, bu O modası geçti. Amerika'da çarşaf çarşaf haberler çıktı bu konuda. Amerikalılar anlamaya çalışıyorlar. Neden tüm dünya demeyeyim, pardon. Çünkü Asyalılar Türk dizisi fazla seyretmiyorlar. Sanırım hiç, yani benim Endonezya'da, Filipinler'de arkadaşlarım var televizyoncu üniversiteden. Onlar hiç Türk dizisi almıyorlar, seyretmiyorlar. Fakat Güney Amerika ve Orta Doğu inanılmaz. Yunanistan'da öyle, Türk Cumhuriyetlerinin Ermenistan'da öyle. Ve yani Los Angeles'taki tüm İranlıların evinde, Ermenilerin evinde, Lübnanlıların evinde Türk dizileri seyrediliyor. Neden biliyor musun? Amerika'daki şeylerde de öyle. İspanyollarda da öyle. Çünkü kültür olarak biz birbirimize çok benziyoruz. Yani oradaki garibanlık, oradaki ben fakir bir aileye doğdum ve ben hiçbir zaman yapamayacağım, hiçbir zaman oraya gelemeyeceğim, onlarda da var. Herkese yetecek kadar yok şeyi, mentalitesi onlarda da var. Bunu bana Guatemala bir arkadaşım demişti. There's not enough for everyone. Herkese yetecek kadar yok. Pasta sınırlı yani. Yani Amerika'da o yok. Amerika'daki şey, ben istersem, eğer çok çalışırsam yaparım. Herkes yapar. Onlarda o var. Her neyse bu, ama garibanlar, köyden şehire göç, o şehirdeki aşağılanma, gariban olma, o hikayeler çok tutuyor şeyde, Güney Amerikalılarda. Çok yakın çünkü. Senle şey konuşmuştuk hatırlarsan, formatları falan bazen seninle konuşmayı çok seviyorum. Format çalışmalarımız olmuştu seninle. Mesela beni hayal kırıklığına uğratan orayla alakalı, Amerika'daki televizyonculukla alakalı şöyle bir şey olmuştu. Ben dedik ya, burada hani moda programları çok tutuyor, ne bileyim hani orada bir moda içeriği yapalım falan filan. Sen dedin ki burada o tutmaz çünkü burada insanların ne giydiğini ne ettiğine kimse ilgilenmez dedim mesela. Ben acayip şok olmuşum. Gerçekten durum böyle mi? Bu konuyu biraz daha açar mısın? Şöyle Burada hep anlatayım. girer biliyorsun. Hep burada moda programları hep olmuştur. Yarışma programları özellikle. Moda konusundaki yarışma programları burada da çok popüler. Project Runway. Şu anda YouTube'da, şeyde, Netflix'te çok ünlü bir olan var. Neydi? Next in Fashion diye. O da çok popüler. Fakat bunlar kıyafet yaratma, modacı, yaratıcılar Anladım. arasında. Nefret etmelerinin sebebi de şu: çok misojinistik diyorlar. Yani misojinistik demek kadını ikinci sınıf görme, kadını aşağılama, işte kadın beyni, kadın aklı deyip böyle küçümseyen tiplere ya da mentaliteye misojinistik deniyor. Sanki böyle kıyafet olayı kadının yaptığı bir şeymiş. Kadın işte git oradan alışveriş yap, bakalım en güzel hanginiz giyeceksiniz gibi bakıyorlar. Değil, sen buraya geldiğin zamanda ve başka zamanlarda da takım iş görüşmeleri yaptığını biliyorum. Buradaki televizyon kanallarına gittiğini biliyorum. Yani böyle bir hayalim vardı yani, Türkiye'de bir program yapmak. O hayalin devam ediyor mu, vazgeçtin? Ne diyorsun? Yok yok, o hayal değil. Ben örneğin Türkiye'de çok olan çok büyük bir projeyi Amerika'da sattım. Hangi proje? O adını vermek için mahsur yok. Ha, peki. Büyük bir projeydi. Ben onu sattım. Türkiye'deki yapımcı, Türkiye'deki o yapımcı anlaşmayı, kanalda olan anlaşmayı benim arkamdan Türkiye'deki kendi yanında çalıştırdığı kişiyle yaptı. Çok Benim enteresan. aradığımı çıkardı. O yüzden ben Türklerle çalışmak istiyor muyum? Şey yapmam lazım. Hani çok güvenmem lazım ve çok şey yapmam. Anlıyorum. Fakat örneğin dün bir tane görüşmem vardı. Çok iyi geçti. Bakalım. Buraya geldim. Televizyon yöneticiyle görüşmeler yaptım. Ben de bir tanesinde ben de vardım yanında.
Evet. Şeyi merak ediyorum. Burada hani televizyon yöneticileriyle böyle görüşmeler yaptığında nasıl bir profil gördün? Buradaki yöneticiler, oradaki yöneticiler böyle bir kıyas yapabiliyor musun? Neler diyebilirsin bu anlamda? Bizdeki televizyon yönetici profiliyle alakalı. Şimdi şöyle, her kültür farklı farklı. Bir tek problem şu, ya problem değil, en büyük değişiklik şu. Türkiye'de hep böyle şey var, ama bu herkeste var ve her alanda var. Para yok. Para yok, para yok, para yok. Biz yapamayız, paramız yok. Paramız yok, paramız Az az bütçeli bir iş. bak şimdi, dünyada en çok Bütçemiz yok. projesi yaratıp satan ülke Türkiye. Profesyonel bir grubumuz vardı. Türkiye'deki büyük yapımcılar, Amerika'dan ben vardım işte, ben başka yoktu Amerika'dan. Yani Türkiye'deki büyük yapımcılarla bir toplantı yaptığımız ve küçük bir grubumuz var. Orada konuşuyoruz. Yani böyle işte para yok, para yok, bütçe çok kötü, mahvolduk, mahvolduk. O kadar kötü anlatamam, o kadar kötü anlatamam. Ya kardeşim, sen Türkiye'de bütçe alıyorsun. Sen o Türkiye'de onu üretiyorsun. Dünyada 80 ülkeye satıyorsun. Nasıl para olmaz? Yani Amerika'daki adamda para varsa sende nasıl yok? Anlatabiliyor muyum? Yani devamlı böyle bir bütçemiz yok. Bütçe yok, bütçe yok. Para yok, para yok. Hep böyle ağlama. Hep böyle garibanlık. Yani büyük fark o. Ya devrim çok haklısın. Ben bugüne kadar hep şey duydum. Ya bütçemiz çok sınırlı. Bir de iyi bir bütçemiz var. İyi bir bütçe aldık. Diyeni ben bugüne kadar duymadım yani. Çok Yok. enteresan bir konu hakikaten. Yani o kanallar nasıl hayatta kalıyor? İnsanlar eve nasıl ekmek götürüyor bilmiyorum, çünkü bütçe yok. Devrim, o zaman şunu söylüyor musun? Ay ben hala devam ediyorum. Türkiye'de günün birinde bir program yapabilirim. Bir, o programı baştan sona alıp, tamam mı? Dün her şeyle, bütün detaylarıyla ilgili bir program yapmayı düşünüyorum hala diyorsun o zaman. Onu anlıyorum ben. Valla şu anda ben Amerika'da onu yapmayı düşünüyorum. Onu da soracaktım. Orada yapıp öyle bir şey var mı diye. O konuda çalışıyorum. Çok yakınlaştık. Bakalım yani. Söylemek de fazla istemiyorum. Hani Tabii ki, tabii ki. şey olur. Ticari sır. Evet. Nazar değer diye. Yoksa ticari bir sınır. Her şey çok açık da. Aha. Jinx etmek. Ene Nazar anladım. değmesin. Anladım. Eyvallah. Eyvallah. Devrim, benim sorularımı ben bitirdim. Eklemek istediğin, ilave etmek istediğin bir şey var mı? Ya benim eklemek istediğim, ilave etmek istediğim şey şu. Örneğin Türkiye'deki bazı şeyleri seyrediyorum ben. Filmler olsun, tiyatrolar olsun, benim Programlar olsun. programlar olsun seyrediyorum. Türkiye'de gerçekten şey var. Birbirimize engel oluyoruz. Hayallerimize engel oluyoruz ve bir olumsuzluk var. Yani bu kötü anlamda değil. İyi anlamda da çok olumsuzuz. Bir de çok kıskancız. Birisi bir şey yaptığı zaman çelme takmayı çok seviyoruz. Sen bir hayal yapmak istediğin zaman ona ben olmaz olmaz hiç deneme demeyi çok seviyoruz. Benim tek tavsiyem şey yapsınlar gençler ya da böyle yapmak. Gençler demek de istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey, 60 yaşında olursun, hayalin yemek programı yapmak olur. Çık onu yap yani, hiç bekleme artık. Git YouTube'a bir şeyler yap. Git Amazon'dan bir şeyler sat. Artık o sınırlar hepimize yetecek kadar yok, olayı geçmişte kaldı. Anladım. Ama şunu dedim, yani Türkiye'de durum böyle de Amerika'da farklı mı? Hani senin bir ailen var, gel önünü açalım, ne yapmak istiyorsun? Böyle mi diyorlar, yoksa ayak oyunları da orada yok mu yani? Birazcık daha şey Amerikalılar. Amerikalıların en büyük olayı şu. Amerika'da iftira attığın zaman birisine, Amerikalı onun iftira olduğunu anladığı an seni siliyor. Yani hiçbir yanına kar kalmıyor. İş yerinde birisine iftira attığın zaman işten atılıyorsun. Seni bir daha işe almıyor, seninle bir daha çalışmıyor. Amerikalıların o tarafı güzel, daha böyle şeyler. Hakkını vermeye çalışıyorlar. Ama şey mi yani, kapılar açık mı? Hayır. Bir tek Amerikalılarda ne var benim en çok sevdiğim? Böyle underdog diyorlar. Alttan gelen köpek anlamına geliyor sanırım. Underdog. Yani hiç
tahmin edilmeyecek insan diyelim, tamam mı? Adam örneğin Gecekondu Mahallesi'nden gelmiş, ortaokul mezunu, Türkçesi çok kötü, kelime dağarcığı çok sınırlı, cümle kuramıyor. Ama bir deftere bir şey yazmış, senaryo yazmış. Türkiye'deki onu aşağılıyor, küçümsüyor. Ya da örneğin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun, yok giremezsin, yalnızca bilgi üniversitesi. Onu demiyor Amerikalı. O Ardahan Üniversitesi'ndeki televizyon bölümündeki çocuğa şanslanıyor. Çünkü şey var, eğer ben şans tanımazsam başka kimse tanımaz deyip şanslanıyorlar. Ben o sayede Amerika'da geldiğim pozisyona geldim. Yani ben kalkıp Amerika'da en iyi üniversiteden mezun oldum, dereceler aldım değil. Ben hep her kapıya, eğer siz bana bu şansı vermezseniz başka kimse vermez dediğim için aldım. Ve Türkiye'de maalesef bizde şey var. Burası bizim ve herkese yeteri kadar yok. Kapıyı kapatın, kimse içeri girmesin olayı var. O yüzden ben o dışarıda kalan insanlara diyorum ki artık sizin şova ihtiyacınız yok. ATV'ye ihtiyacınız yok. YouTube'dan bir şeyler yapın. Evet, dijital bir dünya var sonuçta. Her türlü içerik, eğer varsa bir fikir varsa yani böyle, onu ortaya koyabileceğin platformlar var yani. Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Ve düşün yani, Amerika'da tüm dünya kadar stüdyo Türkiye'ye geldi, yapım yapıyor değil mi? Demek ki Evet. var. Demek ki bir şey var. Dizi yapın. Bir 10 dakikalık diziler yapın. YouTube'a koyun. Mutlaka bir Amerikalı da, İngiliz ya da Japon yatırımcı bulursunuz. Projeler var Şadencim. Yaptığın zaman görülüyor. Örneğin şey var. yapmadan da anlaşılmıyor. Hasan Can Kaya mıydı? Genç bir komedyen var. Şimdi sanırım Hasan Cankaya. şimdi ben tesadüfen YouTube'da onun şeylerini, videolarını seyrettim. Örneğin onun çıkma hikayesi çok güzel. O YouTube'da başlamış. Çünkü Evet. şimdi birisi gelse ve sana dese ki böyle böyle bir şey düşünüyorum, asla kimse o projeyi almaz. Neden biliyor musun? Çünkü kimse gelen seyirciye dayanarak bir riske girmez. Ya iyi bir seyirci gelmezse, ya komik bir seyirci gelmezse bizim halkımız anlatmaz, bizim halkımız söylemez, bizim halkımız cümle kuramaz. O mantık var bize. O projeyi Hasan Can kesinlikle YouTube'da yapmak zorundaydı. Başka türlü satamazdı zaten kanallara. Ne zaman ki yaptı, insanlar aldı. Şimdi tabii ki YouTube'u, eğer Netflix sizin projenize bakar ve derse ki aman Allah'ım muhteşem bir şey, güzel. Ama değilse sen hala yapabilirsin bunu. Daha Evet. basit Ben... dersin, olmaz, sokak olur ama örneğin korku filmi, bir sahne, bunları sen şeyle başlayabilirsin, YouTube'da başlayabilirsin. Şeyi hatırlıyor musun? Saw diye bir film vardı. Şahadem, bunu şeyde film okulundaki öğrenciler yazıp çekiyorlar. Ve 7-8 tane yaptılar sanırım. İnanılmaz tuttu çünkü çok ilginç bir şey ve Evet, testere dizisi. Hatırladım şimdi, testere. onun gibi yani şimdiki güzel taraf o. Bizden farklı olarak o. Bizde yani kamera bile bulamıyorduk. Bırak mikrofonu. Evet. Şimdi telefonlar bile yeterli olmuyor. Şeyde geçen 2 yıl önce benim çalıştığım şirkette şey yaptılar. Bir projede çalışıyordum. Telefonla film festivali. iPhone film festivali diye tamamen. Herkes kendi yaptığı korku filmini şey yaptı, yayınladı. Tabii herkes şey, asistanlar, internler falan böyle gençler yapıyor. Şahadan inanamazsın. O telefonla neler çekiliyor biliyor musun sen? App'ler var. Film kalitesinde inanılmaz şeyler çekiliyor. Kimse, benim söyleyeceğim şey şu. Ben Amerika'ya gelmek istediğim zaman tüm tanıdıklarım gitme, herkes gitti pişman oldu, öyle şey mi olurmuş falan. Ben sandım ki gerçekten ben saçma sapan bir şey yapıyorum herhalde. Şimdi anladım ki onu bana demelerinin sebebi kıskanmaları. Ben yapmayayım diye. Anlatabiliyor muyum? O yüzden
Benim gibi olan insanlar vardır. 60 yaşına gelmiştir. Ha, çok geç kalır. Bir de Türkiye'de o var. Yani çok yaşlısın, yaşlısın, yaşlı. Ya kardeşim, yaşla ne alakası var? Ben bu yaşta eğer dağ tırmanışı videoları yapmak istiyorsam, tamam mı? Ormanda, Bolu dağlarında bir hafta hiçbir şey olmadan hayatta kalabilir miyim denemesi yapmak istiyorum. 50 yaşındayım. Yapabilirim bunu. Yapmalıyım ve YouTube'a da koymalıyım. Yani bu kadar. Mutlaka birisi olur seni seyredecek ve bizim için de bunu yap diyecek. Sonra bir de şey olayı var, yani hata yaptın, tamam, okey, herkes hata yapıyor. Bunda ne var yani? İşte herkes bana aptal diyecek. E desinler aptal, ne olacak? Yani bir aptallık, bir çılgınlık yap. So what? Yani. Anlatabiliyor muyum? İşte beni herkes arkamdan güler. Gülsünler. Önemli değil. İki hata yaparsın, beş hata yaparsın. Onuncu hatada artık öğrenirsin. Ve de kapıları çaldığın zaman, bak şimdi onu da söyleyeyim. Bazen kapıları çalıyorsun şahadan, kimse kapıyı açmıyor. Tamam mı? O kapıyı neden açmadıklarını bile öğrenmek çok büyük bir avantaj. Çünkü 10. defa o kapıyı açmak için yapman gerekeni biliyorsun artık. Bazen de bir projeye başlıyorsun. Yani kim seyreder? Diyelim ki 50 kişi seyretti. Tamam mı? O projeden tanıştığın bir kişi senin hayatının yönünü değiştirebiliyor ve başka bir projeye geçiyorsun. Anlıyorum. Yani Anlıyorum. ben şu an üstünde çalıştım ve inşallah yakında başlayacağımız proje bana getiren kişi benim yıllar 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 önce bir çekim sırasında tanıştığım genç bir çocuktu. Yani ben orada çekim yapıyorum. Bu çocuk geldi, kendisini tanıttı. Ve biz öyle tanıştık. Ben hiç şey yapmadım, yani sen de kimsin, çekil git şuradan, ben sana işi veremem. Bak, aradan 15-20 yıl geçmiş. Bu çocuk bana bu projeyi getirdi. Benim hani benim hayat tecrübelerim bunlar. Bana eğer birileri fikrimi sorarsa. Maalesef şey de çok kötü. Yani benim başıma gelen olaydı örneğin. Ben satışı yaptım. Anlaşmayı imzalayacağız. Herkes ortadan kayboldu. Arkamdan anlaşmayı imzalamışlar. Bu bana gazı atan kişilerden bir tanesi de benim işi öğrettiğim şey, telefon kabı satarken alıp piyasaya koyduğum, işi öğrettiğim, işe yerleştirdiğim, en yüksek pozisyonlara gelmesine yardım ettiğim kişi. Benim arkamdan gazı atan, bilip olayı organize eden kişi. Yani böyle bir şey Amerika'da olmaz. Değil, çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim.